Dünyada antibiyotik ve antidoksan değeri en yüksek olan madde propolis. Evet, Erdemli'de arıcılar balın yanında alternatif ürün olaraktan, arı ürünleri olaraktan propolise yöneldi diyebiliriz. Daha 10 yıl öncesine kadar kimse tarafından bilinmeyen ve faydası da öğrenilmeyen propolis, pandemi ile birlikte birçok faydasının olduğu ve gerçekten insan sağlığı açısından çok önemli bir madde olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Ve şu anda yanımızda Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arıcılık eğitmeni Zeynep Yıldız Mavi hocamız var. Propolis Erdemli'de nasıl, üretimi nasıl yapılıyor, nasıl satılıyor, fiyatları nelerdir? Hemen kendisine soruyoruz, bilgiyi alıyoruz. Evet hocam, Erdemli'de arıcılık ne durumda? Propolis üretimi başladı. Fiyatlar nedir? Talepler nasıl? Ne gibi faydaları var? Erdemli'de arıcılık, Mersin ili Erdemli ilçesinde, Akdeniz bölgesinde arıcılık son yıllarda arıcılarımız için alternatif bir geçim kaynağı oldu. Çiftçilerimiz ve hayvancılıkla uğraşan insanlara, esnaflarımıza ve hatta memur ve milli eğitim camiasındaki çalışanlara kadar alternatif bir gelir kapısı oldu adeta. Bunun yanı sıra bal veriminin istenilenin çok altında olması ve son zamanlarda propolis'e olan talebin de artması arıcılarımızı propolis üretimine de tabii ki yönlendirdi. Propolis'i son yıllardaki yapılan üretimlere göre %1000 dolaylarında arttı diyebiliriz. Propolis'e hem talep hem de arıcılarımızın üretme isteği diyebiliriz. Ve son yıllarda yapılan, son içinde bulunduğumuz dönemde yapılan propolis'e yönelik çalışmalarımız %1000 dolaylarında arttı ve talebi karşılayamaz haldeyiz. Bal piyasasının yerine geçti diyebiliriz adeta. Hatta bu bölgede üretimi yapılan ve çalışması tamamlanmış propolislerimizi ülke genelindeki Karadeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve diğer bölgelere insanların COVID-19 salgın döneminde korunması ve kendini tedbiri alma anlamında propolis'e talep arttı ve gönderimlerimiz ülke genelinde devam etmekte. Evet, propolis bu kadar talep arttı pandemi dolayısıyla. İnsan sağlığı açısından faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara karşı güçlü tutuyor? Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ağız içinden başlayarak diş ve diş eti hastalıkları, ağız içi yaraları, üst solunum yolu hastalıkları, astım, KOAH, kronik solunum yolu hastalıkları, akciğer ve karaciğerde en etkili olduğu ise mide ve bağırsakta, mide duvarı ve bağırsak çeperini tamir etme, onarma ve yeni hücre oluşumunu sağlamakta. Vücut direncini yükseltmede içindeki etken maddeler bakımından antiseptik özelliğinin yüksek oluşundan dolayı adeta vücudu için bir kalkan görevi görüyor propolis ve bu anlamda insanların vücutta diğer tabii ki COVID ve onun yanı sıra diğer hastalıklara karşı da korunma ve kontrolde tedbir amacıyla çokça kullanılmakta ve talep edilmektedir. Nasıl tüketilmelidir? Kullanırken ne yapmalıdır? Propolis tüketirken şu örneğin bu işlenmemiş ham propolistir. Propolis sıcak havalarda yapışkan ve reçinemsi bir özelliği vardır. Sıcak havalarda yapışkan bir maddeye dönüşür. Kurutulduğunda ise katılaşır, sert bir yapıya dönüşür. Bu şekilde tüketmek mide için zordur. Midenin bunu emilim yapması zordur. Organların bunu kullanması çok zordur. O yüzden damla formunda tüketilmesini öneririm. Damla formundaki propolisleri kilogramın onda biri oranında gece yatmadan önce veya sabah kalktığımızda midemiz boşken 80 kilogram olan bir vatandaş 8 damla, 90 kilogram olan bir vatandaş 9 damla şeklinde almalıdır. Evet, öğrendiğimiz üzere hocamız da anlattı. Yani propolis gerçekten bir şifa kaynağı. Küçük büyük herkesin tüketmesi gereken, kullanması gereken bir ürün olduğunu öğrendik. İnsan sağlığında her hastalığa karşı koruyucu bir madde. Şu anda elimde görmüş olduğunuz 20 gramlık ve 50 gramlık şişelerde propolis satılıyor. 20 gramlık şişelerin fiyatı 75 lira, 50 gramlık şu andaki şişelerin fiyatı ise 150 liradan satılıyor. Yani bir propolisin sıvı halde litresi 5000 lira. Arıcılıkla ilgileniyorsunuz. Propolis üretmeye başladınız şu anda. Nasıl propolisin geliri nasıl, fiyatlar nasıl ve talep nasıl sizi memnun ediyor mu? Evet, fiyatlar da iyi. Faydası da çok yüksek. Fiyat yani faydalı bir ürün. Ve memnunuz. Yani insanlarımıza sağlıkları için, ürettiğimiz için ve ekstra bir gelir kaynağı oldu arıcılarımız için. Memnunuz yani fiyatlardan, talepten. Nasıl şu anda talepler?
talepler çok iyi. Yani faydasını milletimiz daha öğrenmedi. Öğrendik sıra daha da artacağına inanıyorum ben. Hani öyle. İnsanlar faydasını öğrendikçe daha da çok talep artacak diyor Rukiye Hanım. Yani gerçekten çok bir şifa kaynağı propolis. Dünyada insanlar tabii kendi sağlıkları açısından neler faydalı, neler tüketebilme için birçok araştırma yapıyorlar. Ve en çok antibiyotik ve antitoksan özelliğine sahip maddenin de propolis olduğu öğrenildi. Ve dolayısıyla arıcılar artık kendilerine artı bir gelir kaynağı elbette elde etmekle birlikte insan sağlığı için de önemli bir madde üretiyorlar. Propolis'i doğal yöntemlerle kuruttuktan sonra üyüterek toz haline getirdik. Çözeltiyi sağlamak üzere farklı bileşenler kullandık. Örneğin alkol, etil alkolde denedik, gliserinde denedik. Su bazlı, ön sıralardakiler zeytinyağlı ve doğal alıç sirkesinde denedik. İnsan sağlığı bakımından bileşenlerin de doğal olmasını kanaat getirdim şahsen ve sağlık bakımından kullanım ve tüketimde daha sonrasındaki etkileri bakımından en iyi sonucu doğal saf zeytinyağı ile yaptığımız bileşenlerde ve doğal alıç sirkesi ile yaptığımız bileşenlerde daha iyi sonuç aldık. Bunu hazırlarken 3 kısım zeytinyağı veya 3 kısım doğal alıç sirkesine bir kısım üütülmüş toz haline getirilmiş, un haline getirilmiş propolisi karıştırdık. Hazırlamış olduğumuz doğal bileşenimizi bir bekleme süresi var. Bu bekleme süresi 4 ay ile 6 ay arasında değişmekte. Bekleme süresi boyunca güneşe maruz kalmayacak gölge bir ortamda ve oda ısısıyla birlikte bekleme süresini tamamlaması için sallama yöntemiyle veya bir tahta kaşık yardımıyla her gün karıştırılmak suretiyle süresini tamamlayan bileşenimiz çözeltiyi sağlıyor. Kullanmadan kuruttuğumuz propolislerimizi üyüttük. Kimyasal ve katkı maddesi kullanmadan zeytinyağı ile bileşeni sağladık. Güneş görmeyen oda sıcaklığında ısı ve fırınlama yöntemlerini uygulamadan doğal formunda hazırladık. 4 ay ile 6 ay arasında değişmekte süresi çözeltinin sağlanması için. Daha sonra filtre süzgeçlerden geçirerek enjektör yardımıyla ambalajlıyoruz.